Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerinize olsun. Cumanız, cuma geceniz şimdiden mübarek olsun efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Adıyaman Mercan TV ekranlarında cumaya doğru programı için sizlerle beraberiz. Birbirinden değerli hocalarımızı konuk ettiğimiz cumaya doğru programımızın bu haftaki konuğu Gerger ilçe müftümüz Adem Bozkurt hocam. Hocamız ile güzel bir sohbetimiz olacak inşallah zamanımız müddetince. Şimdi sözlerin en güzeli Allah kelamı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımıza başlamak istiyorum. Tabii ki bugünkü okunacak Kur'an-ı Kerim'in aşırı şerifin sevabını depremde hayatını kaybetmiş bizi izleyen izleyici kardeşlerimizin yakınlarına hediye ediyoruz, bağışlıyoruz. İmam Ağa Cami Müezzin Kayımı Muhammed Kurtoğlu hocamızdan bir Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Buyursunlar hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا Çok kıymetli hocamıza çok teşekkür ederim. Diline yüreğine sağlık muhterem hocam. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Güzide Şirin ilçelerimizden Gerger ilçe müftümüz Adem Bozkurt hocam.
Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Nasılsınız hocam? Hamdolsun iyiyim, siz iyisiniz inşallah. İyiyiz elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Çok şükür hocam. Olsun değerli hocam, teşekkür ederiz. Hocam sizinle inşallah bugün güzel bir program olacak, i̇nşallah icra edeceğiz. Hocam, i̇nşallah. İnsan sabah çocuktur hocam. Evet. Öğlen vaktinde insan genç, delikanlıdır. İkindi vaktinde biliyoruz ki insan ihtiyarlar. Evet sayın hocam. Akşam vaktinde insan ölür ve yatsı vaktinde insan hesaba çekilir. İnsan konusunu inşallah, insanı dünyaya gönderiliş gayesini ve inşallah cumartesi pazara bağlayan gece idrak edeceğimiz Berat Kandili'nden zamanımız müddetince değinmeye çalışacağız. İnşallah kıymetli hocam. Kıymetli hocam, insanın Allah bizi bu dünyaya niçin göndermiştir? Bunu biraz açıklayabilir miyiz hocam? Evet değerli hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela izleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Evet. Kıymetli hocam, evvela insanın devamlı sorduğu, aklına takılan bir sorudur. İnsan dünyaya niçin gönderilmiştir? Diğer izleyicilerimiz, yani bu soru bazen cevap bulunamayan, bazen ikna olmayan bir sorudur. Bunun Cenab-ı Hak bizlere büyük sorusunda şöyle buyuruyor, bismillah. Ellezî, o Allah ki halakal mevt vel hayâte. O Allah ki ölüm hayatı yaratandır. Bakın ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ölüm hayatı yaratandır. Niçin yaratmıştır ama? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسُنْ عَمَلًا. Hanginizin daha iyi amel edeceğini ölçmek için Allah bunu yaratmıştır buyuruyor. Demek ki insan dünyaya niçin gelmiş değerli izleyicilerimiz? İmtihan için gelmiştir. Evet. Onun aklı şu gelebilir. Allah bizi bilmiyor muydu ki? Allah biliyordu. Niçin yarattı o zaman? Sen kendin dünyaya gel, amellerini kendin gör, iyi, hayır veya şer kendin ameline şahit ol ki yani Allah'a karşı bir sual sorma hakkı kalmasın. Sana ömür verildi mi? Verildi. Sana peygamber geldi mi? Geldi. Uyarıldın mı? Uyarıldın. Hakk'a gittin mi? Gitmesen ne mutlu. Mahşere gitmesen söz hakkın yok, yok hocam. O yüzden değerli izleyicilerimiz, bu mana inanın çok değerli bir manadır. İnsan dünyanın için geldiğini anlaması, bu ruhu kavraması çok önemlidir. Değerli izleyicilerimiz, yani ayette güzel bir ifade var. Diyor ki İslam alimlerimiz, önce insan dünyaya gelir, değil mi? Sonra ölür. Evet. Önce hayat, sonra ölüm. Ama ayet-i kerimede önce mevt, sonra hayat geliyor. Önce ölüm, sonra hayat. Ters olmuş değil mi? Aynen hocam. Diyor ki müfessirlerimiz, Allah bize şöyle buyuruyor zımnında, ey insan, dünyayı çok uzun görme. Dünya o kadar kısa ki, dünya bir kapı handır. Bir kapıdan girersin, bir kapıdan çıkarsın. Evet. Şu da denilebilir mi hocam? İnsanoğlu, Allah-u Teala insanı halk ediyor, insan evet. Yaratılıyor. Allah-u Teala insana veriyor hocam. Evet. Tekrar insana verdikten sonra insandan bir şeyler istiyor. Yani istediği şey ibadettir. Ücretsiz olan bir ibadettir. İnsan yaratıyor, senden ibadet istiyor. Tekrar Allah sana veriyor. Evet. Yani Allah iki tane vermiş oluyor. Evet. Senden de bir tane almış oluyor. Değil aslında, mi hocam? Aslında değerli hocam, yani çok güzel buyurdunuz. Gerçekten Allah bize o kadar nimet vermiş ki, evet. İnanın ayette geçiyor, la tuhsuha, yani sayamayız. Bizden bir kulluk istiyor, sadece kulluk istiyor. İşte insan bu nimetlerin tam farkında olsa yaptığı kulluğun çok da bir değeri kalmıyor aslında. Biz bunları görmediğimiz için yaptığımız kulluğu Allah korusun çok fazla görüyoruz. Evet. İşte bu nimetleri görüp biz Allah'ın için yarattığının farkında olup insan bu bilinçle yaşarsa insan kulluk da zor gelmez. Hatta insan zevk bile alır. Cenab-ı Hak bizleri o kulluktan zevk alanında kılsın değerli hocam. Amin hocam. Amin hocam. Peki hocam, Müslümanın bu dünyaya bakış açısı nasıl olmalıdır? Elhamdülillah biz Müslümanız. Biz dünyaya nasıl bakacağız hocam? Bizim görevimiz nelerdir hocam? Değil hocam. İşte bu konu da şimdi güzel bir konudur. Deniyor ki bazı tasavvuf eserlerimizde Allah dünyaya değer vermemiştir. Dünyaya hiç değer yoktur diye okuyoruz bazen. Evet. Evet doğrudur ama bu şu demek değildir. Müslüman dünyaya çalışmasın, hiç ilgilenmesin, kimseye bakmasın değil. Allah bizden ne istiyor? Çalış, kazan, helalinden çalış, helalinden mal mülk sahibi ol. Ama bunu yaparken Rabbini unutma. Evet. Yani ayet-i kerimelerde dünyanız için çalıştığınız gibi ahiretiniz için de yani, çalışınız buyurmaktadır. Yani yerilen dünya her şekilde her şey dünyaya kendini bağlamak gerilmiştir. Yoksa evet. Çalış, kazan, mal mülk sahibi ol, hatta güç sahibi ol, hatta parana sahibi sen ol.
Ama o mal mülk senin kalbine girmesin. Hatta ayette ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Siz ne yapın? Güç nispetinde Allah için kuvvetle savaş atları hazırlayın diyor. Yani Allah çalışın, güç sahibi olun, silah üretin diyor. Yani Müslüman çalışacak, arabadır, silahtır, üretecek. Niçin diyor Cenab-ı Hak? Onun sahibi ol ki düşmanların sizden çekinsinler. Bakın maalesef şu an İslam alemi de perişan durumda değil mi? Evet. Niçin? Biz bu şekilde baktığımızdan yapmamışız, etmemişiz. Bak küçücük bir Yahudi milleti dünyanın mal mülkü sahibi olmuş, aynen söz öyle. Sahibi olmuş. Ama biz 1,5 milyar Müslüman konuşamıyoruz. Niye? Aynen. Çünkü dünyalık bu yanlış anlayışımızdan çalışmamışız ve geri kalmışız. Şu hadis ekleyerek bu konuyu bitirelim inşallah. Büyük Efendimiz Aleyhisselam, ahir zamanda sizler çok olacaksınız. Ama sizlerin diyor diğer düşmanlar karşısında sinek kadar değeriniz olmayacak. Diyor sahabe, efendim Müslüman az mı olacak? Hayır, siz çok olacaksınız ama siz dünyalık davası sizi sardığı için sizden onlar korkmayacaklar. Sizin bütün gayeniz dünya olacak. Allah korkusu, Allah rızası olmayacak ve sizin düşmanlarınız korkmayacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet. O yüzden maalesef şu an biz bu durum yaşıyoruz değerli hocam. Maalesef evet hocam, aynen. İnsanlar hocam, peki anlattığınız bu ayetler ışığında ne gibi hatalar yapılmaktadır? Evet, değerli hocam, işte insan dedik ya, Allah'ımız bizleri, işte ayetler şimdi gelecek, bizleri kulluk için değil mi, yaratmış, beni tanıyın diye yaratmış. Ama insan dünyaya gelince kazanmış olduğu malı, mülkü, makam, mevkii, gücü, imkanı ben kazandım, benim oldu bir havaya kapılıyor insan. Cenab-ı Hak buna razı olmuyor işte. Buna güzel bir temsil getiriyor büyüklerimiz. Diyorlar ki, düşünün bir at diyor yolda gidiyor, yer çamurdur, basıyor oraya, yere ayak izi yapıyor böyle. Aynen öyle. Oraya bu su birikiyor, evet. Orada saman çöpü uçuyor. Bir sivrisinek geliyor, onun üzerine konuyor, diyor ki bu değer yarın sahip benim. İşte insan dünyaya kapıldığı zaman aynı o sinek gibi olur diyor. Senin dünyadaki kapladığın yer nedir ki? Sen Allah'ın aciz bir kulusun, bir zaman sudan dünyaya geldin. Kendin gücünü, kuvvetinin, yani verilen imkanın farkında ol. Seni bir yaratan var, sana bir hayat veren var. Bu emaneti veren var, alacak olan var. Evet. Ne mal sahibi sensin, ne can sahibi sensin. Evet. Biz emanetçiyiz. Diyor ki işte İslam büyüklerimiz, işte insanın kaçırdığı mana budur işte. Ben dünyaya geldim, bütün bu malın mülkü sahip benim. Biz sahip miyiz? Öyle mi hocam? Biz emanetçiyiz. Evet. Emanetçiyiz. Yani emaneti veren kimdir? Rabbimizdir. Alan kimdir? Alacak odur. Dolayısıyla insan emaneti böyle savunur mu dört elle? Hayır, emanet sahibindir. Emanet korunur, iyi kul muhafaza edilir, hainlik edilmez. Hocam ayet-i kerimede ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin diye yarattım buyurmaktadır. Evet. Bu ayet ışığında biz Cüneyd-i Bağdadi'nin çok güzel bir hadisesi, kıssası var hocam. Evet, değil hocam. Cüneyd-i Bağdadi bir gün Bağdat'ın o sıcak çölünde talebeleriyle beraber gezinirken bakıyor ki birisinin elinde poşet var. Tabii ki buz satıyor hocam, evet. O sıcak yaz mevsiminde. Benim buzlarım eriyor diyor. Buzlarım eriyor diyor böyle bağırarak. Cüneyd-i Bağdadi oturuyor, iki elini yanağına alıyor hocam, düşünüyor. Evet. Talebeleri hocam ne oldu? Siz duymadınız mı şu benim buzlarım eriyor diyen adamı, duymadınız evet. mı? Esasında onun buzları değil, onun ömür sermayesi eriyor buyurdu. Evet. Yani bizim de hakikaten hocam dedik ya programımızın başında, biz sabah çocuğuz hocam. Biz öğlen genç delikanlıyız ama ikindi vaktinde ihtiyarlıyoruz, elimiz yüzümüz buruşuyor. Akşam vaktinde ölüyoruz, yatsı vaktinde hesaba çekiliyoruz. Allah-u Teala bize 24 ayar altın değerinde bir evet. zaman dilimi vermiş, kıymeti vermiş. Yani bu zaman dilimini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor değil mi hocam? Evet kıymetli hocam. Çok geçen çok güzel buyurdunuz. Evet. İşte gerçekten insanın işte dünyadaki en büyük sermayesidir hocam. Mal mülk değildir. Ömürdür, ömür. Geçen her gün insanın en kıymetli hazinesidir. O yüzden yine diyor büyüklerimiz, değil mi? Zaman, değil mi? En büyük sermaye, en büyük nimettir. İşte insan ömrünü öyle değerli yaşamalı ki her geçen gününü asla döndüğünde asla pişmanlık olmamalıdır. Öyle diyor İslam alimlerimiz, zaman diyor asla zaman yakutla geri alınmaz. Mal mülk alınır ama geçen zaman, bırakın günü, ayı, saniye bile geri alınmaz. Aynen. O insan ömrü öyle değerli yaşamalıdır ki geçen gününden pişmanlık duymamalıdır. İşte Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor hadis-i şeriflerinde,
Kün fit dünya kene garip ev abül sebil. Ey ümmetim, sen dünyada bir garip gibi ve yolcu gibi ol. Dünyaya dört elle sarılma. Çünkü sen dünyaya emanet olarak geldin, imtihan için geldin. Dört elle sarılırsan, bütün gayen dünya olursa kaybedersin. Aynen. Sen yolcusun, yolcu ne yapar? Kendine gerektiği kadar erzak tedarik eder. Olmayan, kendine lazım olmayan fazla biriktirip yük etmez. Yaptığın her işte Allah'ın rızasını gözet. Malın mülkün varsa bile bunu Allah için hayırda kullan. O yüzden değerli izleyicilerimiz, işte Müslüman bu manayı kaçırmazsa imtihanı kazanır inşallah. Allah korusun, bu manayı elden kaçırırsa imtihanı kaybeder. Cenab-ı Hak bizleri imtihanı kazananlardan kılsın değerli kıymetli hocam. Hocam, peki bizim dünyaya gönderiliş gayemiz nedir hocam? Allah-u Teala bizi bu dünyaya niçin göndermiştir? Evet değerli hocam, bu sorumuza gençten çok güzel bir soru. Yani gençlerimizin sorduğu, belki bazen cevap bulamadığı bir sorudur kıymetli hocam. Hı. Hocam, bu sorunun cevabını ben 1999'da, tam 24 yıl önce bir vaazda dinlemiştim. Hocam atmıştı. Asla unutmuyorum. Okuduğu ayet şuydu değerli kardeşlerim. Zariyat suresinde Allah şöyle buyuruyor, bismillah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعَبُدُونَ Ben ins ve cinni ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Hatta ayet-i kerime لِيَعْرِفُونَ diye tarif edenler var. Beni tanısınlar diye Cenab-ı Hak böyle buyurdu söylüyor. Yani bizim gayemiz değerli hocam, Allah'ı tanımak, Allah'a kulluk etmek, Allah'ımızı bilmek diye ayetini anlıyoruz kıymetli hocam. Hocam, Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel bir eve misafir oluyor hocam. Misafir olduğu evdeki kişi tek başına yaşayan bir kişi. Tek başına yaşıyor hocam. Ahmet bin Hanbel o gece misafiri oluyor. Gece geç saatte bir sesle uyanıyor Ahmet bin Hanbel. Bakıyor ki ev sahibi namaz kılıyor. Namazdan sonra da elini açmış dua ediyor. Dua ederken de Estağfirullahalazim diyor. Evet. Her duanın başında Estağfirullahalazim. Ya Rabbi bize rızık ver. Önce diyor ki Estağfirullahalazim. Ondan sonra Ya Rabbi bana rızık ver. Yani burada Allah'ım ben ettim, sen etme. Evet. Senden özür diliyorum. Yani bu nimetin kadrini, kıymetini bilmek hakikaten çok zor bir durum. Verdiğimiz nefesin, konuştuğumuz kelimelerin, hayatımızın gerçekten değerini bilmemiz hususunda Müslümana çok görevler düşüyor değil evet, mi hocam? Evet. Evet. Bu konuda da hocam yine büyük bir evliya şöyle der. Bir gün bir hayvan otlatmaya gittim diyor. Baktım ki diyor bir arı vızıltı sesi kulağıma geliyor diyor. Evet. Bu arı vızıltı sesinde biraz yaklaştım ki diyor aynen şöyle söylüyor. Diyor ki Ya Rabbi bundan 2 saat evvel yemyeşil bir ağacın dalında mis gibi güzel kokan bir şeftaliydim. Ve beni seni tanımayan, sana secde etmeyen, ibadet etmeyen zalim bir insan beni yedi. Ya Rabbi beni pisliğe çevirdi diyor. Ben ondan davacıyım diyor. Yani yediğimiz şeyler insandan davacı oluyor değil mi hocam? Evet komut hocam. Bunları nasıl izah ederiz hocam? İşte hocam, işte insan yani yediği nimeti bile yani Allah'a kulluk için, Allah'a daha iyi amel etmek için, hatta evin rızkını kazanmak için çalışır hocam, kazanırsa bu bile sadakadır. Bu bile onun için bir hayır olmuş olur. Maalesef Allah muhafaza her türlü yediği her şeyi, yaptığı işi Allah'ın rızasını değil de Allah korusun haram için yaparsa hocam, bu yediği gıda bile onun için bir vebal olur. Hı. Rabbim inşallah bizi her türlü haramdan, günahtan korusun inşallah. Kıymetli hocam, dedi ki insan bazen işte kendisini dünyanın tek dünyalık gaye için çalışıyor ve imtihanı kaybediyor. Bunu diyor ki İslam alimlerimiz, işte insan diyor bütün gayesi sırf dünyalık olursa o zaman insan imtihanı kaybeder. Bu aynen şu an belirtiyorlar. Düşünün gibi karınca kış boyu, yaz boyu çalışır, biriktirir gıdasını. Tabi son vaha gelmiştir, artık ezana götürmek üzere yuvasına gidecektir. O anda bir kuş gelir, karıncayı kaldırır götürür. Hem erzakını hem canını götürür diyor. İnsanın bütün gayesi sırf dünyalık olursa aynen bir karınca gibi olur diyor. İnsan biriktirir, bir namaz kılıyorsun, sonra kılacağım, sonra yapacağım, erteler. Tam namaz kılacağım dediği gün, yaşlı bir kemal erdiğinde ecel kuşu gelir, hem o kişiyi hem bütün malını helak eder. İşte o yüzden insan Allah'ı unutmadan Rabbine kulluk bilinciyle yaşamalıdır ki dönüp baktığında pişmanlık duymasın kıymetli hocam. Evet.
Yani hocam evlerimizin penceresinin kenarına koymuş olduğumuz o ekmek kırıntılarından bir kuşun o ekmek kırıntılarını alıp da yavrusuna götürüp de ağzına evet. bıraktığı o tüyü bitmemiş o yavruların bize yaptığı duayı bilsek bu bize yeter değil mi hocam? Tabii konu yani şu günde evet, doğru hocam. Evet. Peki hocam bizim dünyaya gönderiliş gayelerimizden ayet ve hadisler ışığında nasıl evet. izah edilir hocam? Kıymetli hocam, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizler birçok insanın tasvirini yapar. Bazen Müslümanların, bazen müşriklerin, bazen münafıkların halini tasvir eder. Cenab-ı Hak En'am suresinde yine bu surede bize şöyle buyuruyor Bismillah. Velev tera diyor Cenab-ı Hak. Ey Resulüm sen görseydin o günahkarın Allah huzurundaki boynuna büküş hallerini. Yani kıymetli hocam hesap görülmüş, adamın hesabı kesilmiş ve günahlar çok. Allah huzurunda boynunu bükmüş, bekliyor. Diyor ki Rabbena, ey Rabbimiz, ebsarna ve sema'na. Allah'ım işittik ya Rabbi, biz gördük ya Rabbi. Senin peygamberin doğru söylemiş. Allah'ım senin kitabın hakmış, inandık ya Rabbi ama biz hata ettik. Derler ki ferci'na ni'ma salihah. Allah'ım bizi geri çevirdi. Ya Rabbi sana dua edelim, amel edelim derler diyor. İnne mu'minun. Sana boyun eğen bir salih amel işleyelim diyor kardeşlerim. Demek ki aziz Müslümanlar, aziz izleyicilerimiz. İşte insan bu mana kaçırdığı zaman Allah korusun hesabı zor olacak kardeşlerim. Cenab-ı Hak bizler inşallah o hesap günü gelmezden, amelden, kullarından kılsın kıymetli hocam. İşte evet. insan bu manaya kaçırdığı zaman aziz kardeşlerim büyük hatalar düşüyor. Evet. Şunu diyebiliriz, ya Allah her insanın için farklı imtihanlar veriyor. Öyle mi? Allah'ım bak geçen yıl birçok arkadaşımız vefat etti, şehit oldu. Allah rahmet eylesin bütün Aynen. ölmüşlerimize. Aynen. Değil mi hocam? Zor bir imtihan değil mi? Aynen. Niçin Allah imtihan ediyor bizleri? Herkes imtihanı niçin farklı farklı? Diyor ki İslam büyüklerimiz, alimlerimiz, Allah insanı imtihan eder ki, anasıl ki saf altınla o içindeki demir ayrısını ister ya diyor. Allah işte saf Müslümanla farklısını ayırmak istiyor. Ve şu örnek veriyorlar. Düşünün bir adam bir halı almış, halıyı çırpıyor. Değil mi? Dövüyor bakın. O kişi halıyı mı dövüyor? Hayır. Ne yapıyor? Halının tozunu alıyor. Eğer halı tozluyken o halı saraya serilir mi hocam? Serilmez değil mi? Serilmez. Ne yapıyor? O halıyı kirini arıyor ki tertemiz olsun ki saraya konsun. Çünkü kirli halı saraya serilmez. O zaman şöyle bir güzel bir beyit söylüyor şairlerimiz. Sür çıkar ayara dilden ta tecelli edihak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Aynen. Sen kalbinde Allah'ın gayrında her şeyi çıkarmazsan o kadar Allah'ın nuru gelir mi hocam? Gelmez. Gelmez. Sen kalbi temizle ki Allah'ın nuru gelsin. Allah seni imtihan ediyor ki günahlar dökülsün Allah'ın nuru kalbine gelsin. O insan değerli hocam bu manayı yakalar da her imtihana karşı sabreder. Allah'tan kelime işleyip boyun bükerse imtihana kazanır inşallah. Cenab-ı Hak bizleri değerli kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz imtihana kazanan bir Müslüman kılsın kıymetli Amin. Hocam. Kalbimiz Kabe'den üstündür değil mi hocam? Bir Tabii kalbi hocam. Kırmak belki eskisi gibi orijinali gibi yapamayız. Evet. Kalp çok önemli, hassas. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da hadis-i şerifte insan vücudunda gramı az olan bir et parçası vardır. O iyiyse insan iyidir buyurdu. Kalp, insanın kalbinden. Hocam özür dilerim biraz önce karınca misalinden verdiniz. Evet. Hazreti Süleyman bir defasında karıncaya buyuruyor ki hey karınca sen ne yersin ne içersin diyor. Karınca da diyor ki ben bir yıl boyunca sadece bir habbe buğday yerim diyor. Bir habbe buğday. Sonra bir kavanozun içine koyuyorlar karıncayı. Yanına da bir habbe buğday koyuyorlar. Bir sene sonra geliyorlar açıyorlar ki karınca buğday habbesinin yarısını yemiş yarısı duruyor. Allah. Soruyorlar niçin yarısını bıraktın? Hey insanoğlu sen beni burada unutabilirsin. Evet. Ama benim Rabbim beni unutmaz. O nedenle Allah-u Teala bize şah damarımızdan daha yakındır değil mi hocam? Evet kıymetli hocam. Evet. Çok güzel buyurdunuz. İşte hocam işte insan bu mana yakalarsa kıymetli hocam insan işte imtihanı kazanan bir insan olur. Dedik hocam insan bütün elde ettiği mal mülkle hocam emanet sahibidir değil mi? Bize canı veren, malı veren kimdir? Allah'tır. Biz emanetçiyiz. İşte insan ne yapıyor? Maalesef kendisini her şeyin sahibi gibi adetmeye başlıyor. O zaman Necip Fazıl güzel bir beyit söylüyor. Diyor ki veren de o, alan da o. Nedir senden gidecek? Telaşını gören de can seni zannedecek. Ey insan diyor, sana bu canı meccanen veren kim? Allah değil mi? Alacak olan kim? Allah. Senin telaşın niye ki?
bütün malın sahibi, mülkü Allah değil midir? Sen ona boyunlu bük, ona rağm ol, kendini Allah'a teslim et. Sen kazanan olursun. Ama sen haşa bütün mal mülk benim dersen imtihanı kaybedersin. O yüzden kıymetli hocam, işte insan Allah'a bizi niçin göndermiş olduğunu bu manaya yakalarsa kıymetli hocam, insan şu dünyada bahtiyar bir insan olur. Gerek ailesiyle, gerek işiyle. Evet, ama Allah korusun insan bunu kaçırırsa imtihanı kaybeder kıymetli hocam. İnşallah. Hocam diğer bir konumuz, malumunuz mübarek 3 ayların ikincisi Şaban ayının 15. gecesi ki önümüzdeki cumartesini pazara bağlayan gece inşallah Berat kandilini idrak edeceğiz. O nedenle Berat gecesini nasıl idrak edelim? Berat nedir hocam? Evet. Kıymetli hocam, Berat kelimesi suçtan, günahtan, boştan kurtulma manasına geliyor. Yani insanın bizim tasavvuf terimimizde insanın günahtan arındığı, temizlendiği, inşallah cehennemden kurtulduğu bir gece. Yani bu manaya gelmiş oluyor. İşte insan bu gece ihya eder, Allah'ın razı olacağı şekilde amel ederse inşallah Allah'ımızın rahmetine kavuşur ve günahtan beri olmuş olur inşallah. Bu kelime itibariyle bu manaya geliyor. Ama değerli hocam, diyor ki İslam alimlerimiz iki rivayet olmakla birlikte Duhan Suresi'nde Allah biz o Kur'an, Allah diyor biz Kur'an yemin ediyoruz ki biz o Kur'an'ı mübarek gecede indirdik. O gece birçok hikmetli iş ayrılırdı Cenab-ı Hak. Ya yani bu gece değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in Lehf-i Mahfuz'dan dünya semasına toplu indirildiği gecedir. Daha sonra Kadir Gecesi'nde peyderpey indirilme başlamıştır. Yani kıymetli hocam, bu gecenin değeri aslında Kur'an-ı Kerim'den geliyor. Kur'an'ın feyizinden geliyor. Cenab-ı Hak bu geceye Kur'an rahmetiyle lütfetmiş ve bu gece bu şekilde değeri kırmıştır kıymetli hocam. Yani bu gece beraat gecesi, beraatı alma gecesidir. Evet. Rızıkların dağıtılacağı, işte bir yıl boyunca ölmek, eceli dolan kişilerin, evet, bunların beraatının verileceği bir zaman dilimidir, evet, beraat gecesi. Peki hocam, biz bu geceyi nasıl idrak edelim, bizi izleyen izleyicilerimiz? Bu geceye has bir ibadet var mıdır? Evet. Dolu dolu geçirmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor bu gece için? Kıymetli hocam, bu gece dedik Allah'ımızın rahmetinin sağanak yağmur gibi yağdığı, hem bu gece önemli, hem bu ay önemli. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, bir ay vardır ki insan bu ayın bereketinden diyor mahrumdur, unutmuşlardır. Evet. Bir o ay Şaban ayıdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bu gece ve bu ay Allah'ın rahmetinin yağdığı bir mübarek gece kardeşlerim. Biz Allah'a samimi şekilde tevbe istiğfar edersek, evvela tevbe istiğfarla başlayıp Cenab-ı Hakk'a namaz kılar, dua eder, samimi şekilde tevbe edersek inşallah affolunan bir insan oluruz kardeşim, değerli hocam. Kişi kaza namazı kılar, Allah'ı zikreder, Kur'an-ı Kerim okur, bütün İslam âlimlerine dua ederse değerli hocam, bu gece ihya etmiş olur. Cenab-ı Hak bizleri bu mübarek ayda ve gecede affettiği kullara dahil etsin kıymetli hocam. Hocam, bu geceye özgü hasletler de var mıdır hocam? Değerli hocam, kitaplarımızda 5 rivayet geçiyor, 5 özellik geçiyor. Diyor ki, birinci özellik, bu gece her hikmetli iş tefrik edilir. Yani her hikmetli iş görevli meleğe tevzi edilir, görev verilir. Şöyle başlıyor. Erzakla ilgili bu yıl kimlerin rızkı nasıl olacak az çok diyor. Bu görev Mikail Aleyhisselam'a tevzi edilir. Harp, zelzele gibi olaylar Cebrail Aleyhisselam'a tevzi edilir. Yine amellerle ilgili nüsa görevli meleğe tevzi edilir. Musibet ve ölümler ise diyor değerli hocam Azrail Aleyhisselam'a teslim edilir. Ve şöyle devam ediyor konunun izahı. Diyor ki nice gençler vardır ki der ki evleneceğim, şunu yapacağım diye hesap eder. Ama bilmez ki beraat gecesinde hesabı kesilmiş, ecele dürülmüştür diyor. Nice yaşlı insan vardır ki uzun emelleri vardır. Ama bilmez ki diyor beraat gecesinde ecele defteri dürülmüş, ameli kapanmıştır diyor. O yüzden kıymetli hocam, bu gece Allah'ımıza dua edeceğiz. Ya Rabbi bizleri, neslimizi hayırdan ayırma ya Rabbi diyeceğiz. Namaz kılacağız. Tabii. Kaza namazı olanların kaza namazı, tabii, kılması. Ondan sonra o günün öncesinde ve sonrasında oruçlu geçirmek değil mi hocam? Evet, Kur'an-ı Kerim, evet, okumak, okumayı bilmeyenler mealinden okumak, eşi dostu ziyaret etmek ya da onların kandillerini kutlamak için telefon etmek, bunlar, evet, Müslümanın üzerine düşen görevleri arasında. Değerli hocam, ikinci şu hasret şöyle deniyor. Bu gece yapan ibadettir Allah kat ve kat ihsan eder. Efendimiz Aleyhisselam bu gece kalkmış, namaz kılmış, dua etmiş. Diyor ki, ya Ayşe,
okulun duaları duydun mu? Dün diyor. Ya Ayşe bunları ezberle ve anlat diyor. Ve Efendimiz şöyle dua ediyor. Eûzu bi affike min ikâbik. Allah'ım senin azabından affına sığınıyorum ya Rabbi. Eûzu bi rızâke min sahatik. Allah'ım senin gazabından affına sığınıyorum. Allah'ım yine senden sığınıyorum ya Rabbi. Bunlar ya Ayşe öğren ve insan anlat diyor değerli hocam. Üçüncüsü kıymetli hocam, bu gece Allah'ın rahmeti sağanak yağmur gibi yağardı kıymetli hocam. Aynen şu ifade geçiyor. Beni Kelp kabilesinin koyunlarını kılları sayısın Allah insana affeder. Ve Cenab-ı Hak bugün gecesinde sabaha kadar şöyle tecelli eder. Dedik ey kullarım af isteyen yok mu affedeyim. Ey kullarım rızık isteyen yok mu vereyim diye Allah diyor bu şekilde hitap eder. Kim Allah'tan af isterse Allah onu affeder. Kim rızık ister Allah ona rızkını bol bol verir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Mevlam bizlere inşallah bu gecenin feyzinden istifade ettirsin kıymetli hocam. Amin. İnşallah aynı zamanda o gece camilerimizde Mevlid-i Şerifler okunacak. Evet. Adıyaman Merkez Emir Sultan Camimizde de yine bir Mevlid programımız da icra edilecektir. Onun için bizi izleyen izleyicilerimizi camilerimize davet ediyoruz değil mi hocam? İnşallah evet. Hocam. Orada hocalarımız Mevlid-i Şerif okuyup ölmüşlerimize dualar, hatimler edilecek. İnşallah. Okunacaktır inşallah hocam. Kıymetli hocam, konunun sonunda işte dedik ya, hocam bu gece rahmetin yağdığı bir bereketli gece. Ama diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, beş insan vardır ki bunlar rahmet gelmez diyor kıymetli hocam. Evet hocam. Bunlar kimlerdir? Bir, buğuskar insanlara. İşte kindar olan insan nefret besine Allah rahmete ulaşmaz. İki, sıla-i rahmi kesen, eş dostuyla akrabası bağını kesenler. Üç, kibir taslayan. İnsana büyüklük taslayanlara. Dört, anne babaya karşı gelenlere ve Allah korusun içki alışkan olanlara Allah rahmete ulaşmaz diyor. Bunlar tevbe ederlerse inşallah Allah affeder. Aynen. Ama bu halde olurlarsa rahmet gelmez diyor kıymetli hocam. Hocam yine bir kıssadan hisseden Hazreti İsa'nın bir gün dağlarda güzel yeşilliklerin arasında dolaşırken gözü beyaz bir kayaya ilişiyor Hazreti İsa'nın. Kayanın güzelliğine hayran kalıyor. Bu sırada Cenab-ı Allah vahiy yoluyla ya İsa sana bundan daha güzelini göstermemi ister misin? O da istemez olur muyum ya Rabbi diye buyuruyor. O büyük kaya birden yarılıyor hocam. İçinde ibadet etmekte olan aksakallı bir zat ve zeytin bir ağacı görülüyor. Hazreti İsa o ağacın neyin nesi olduğunu ve kaç yıldır ibadet ettiğini soran nur yüzlü ihtiyara o zeytinlerle sene boyunca diyor karnımı doyuruyordum. Tam 400 yıldır da ben burada kalıyorum. Zamanım hep ibadetle geçiyor buyuruyor bu mağarada. Vakitlerimi ibadetle geçiriyorum. Daha sonra bu manzaraya çok sevinen Hazreti İsa'ya vahiy yoluyla hitap edilir ki bu zatla çok iftihar etmekte haklısın. Fakat senden sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adında bir peygamber göndereceğim. Ona bir beraat gecesi de vereceğim ki ümmeti arasında bu gece ibadetle geçirenler senin hayran olduğun o zattan daha hayırlı olacaktır buyurmaktadır. Yani bu gece buyurduğunuz gibi af gecesi. Evet, kıymetli değil hocam. Mi hocam? Evet kıymetli hocam. Evet. Daha nasıl izah edebiliriz hocam? Beraat gecesinde neler yapılabilir hocam? İşte kıymetli hocam işte insanın evvela kendisini hesaba çekip ya ben nasıl bir haldeyim? Allah bana bunca imkan vermiş. Ben bunu nasıl devam ettiriyorum? Yani ben yarın Allah huzuruna çıksam ona hazır mıyım? Büyük Efendimiz Aleyhisselam el keyyisu men da nefsehu ve amile ma limen ba'dehu. Akıllı insan kendini hesaba çeken ve yarın için hazırlık yapandır buyuruyor. O yüzden insan kendisi devamlı hesaba çekmeli. Ben Allah'ın razı olduğu bir yolda mıyım? Şu ömrü hayatım içerisinde yoksa Allah korusun ben boş bir amelde mi yaşıyorum? İşte insan kendisi hesaba çekerse her gün kendisindeki eksi fazlayı tartarsa kıymetli hocam o zaman biraz daha hesabı kolay olur. Allah'ın rızasına muvaffak olur inşallah kıymetli hocam. Evet. Kıymetli hocam güzel ilçemiz, şirin beldemiz Gerger ilçe müftülüğü görevini ifa ediyorsunuz. Aracılığınız ile şu anda Gerger'de bizi izleyen kardeşlerimize, orada göre yapan din gönüllüsü kardeşlerimize buradan selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hocam Gerger'de din hizmeti çalışmalarınız nasıl yürütülüyor?
Ben birkaç örnek vermek istersem orada. Örneğin önemli gün ve gecelerde programlar icra ettiğinizi gördük. Depremde hasar almış camilerimizi, Kur'an kurslarımızı yine devlet millet el birliğiyle onarılması için çabalar harcadığınızı biliyoruz. Sabah namazı buluşmaları, Kur'an kurslarımızın çalışmaları, özellikle 4-6 yaş Ravza Kur'an kursu, gençlik buluşmalarınız, ağaç dikme etkinliğiniz olmuş. Depremde yakınlarını kaybeden aileleri birebir hane ziyareti yapıyorsunuz. Köyleri geziyorsunuz, köylerde vaaz, irşat programları düzenliyorsunuz. Adeta bir iyilik elçisi olmuşsunuz hocam. Gergerde neler yapıyorsunuz hocam? Kıymetli hocam, inanın hedefimiz insan arasında kardeşliği ihya etmek. Biz İslam kardeşiyiz, biz İslam ümmetiyiz. Bunları yaparsak inşallah Mevlam bizleri daha iyi hale getirecektir. Değerli hocam, biz hedefimiz evvela gençlerimizle program yapmak. Gençlerle sohbetler yapıyoruz, camilerimizde, köylerimizde. Ben her hafta çarşamba günü yurda gidiyorum, gençlerimizle konuşuyoruz. Yani hocalarımız derslere devam ediyorlar. Ayeten köylerimiz, hoca kardeşlerimiz dersler yapıyorlar. Ve bu şekilde gençlerle derslerimiz devam ediyor. Akabinde yine cemaatimiz, esnafımızla bir araya geliyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak için de Kur'an eğitimi vermeye çalışıyoruz. Camilerde Kur'an eğitimi tabii, değil mi hocam? Devam ediyoruz. Bu da önemli bir hizmet hakikaten hocam. Hem Gerger ilçemizde hem de diğer ilçelerimizde de bu hizmetin, Türkiye'nin bütün camilerimizde bu hizmetin yürütüldüğünü biliyoruz. Camilerde evet. Kur'an eğitimi. Yani Kur'an öğrenmek isteyen kardeşlerimiz rahatlıkla bir camimize gidip oranın imamına, müezzin kayımına, hocam ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum dediği zaman evet. Bütün imkanlar kendisine seferber edilir. Evet. Yani Kur'an öğrenme engel yoktur hocam. Yoktur. Yani değerli hocam, esnafı birebir dolaştık. Kim ne istiyorsa sorduk. Camilerimizi gösterdik. Okuyan kardeşlerimiz var. Biz elçiliğimiz yapmaya çalıştık. Biz yol gösterdik. Mevlam bereketini ihsan etsin inşallah. Bunun da kıymetli hocam, köylerimize gidiyoruz. Cemaatimizle görüşüyoruz. Vaks eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Onlarla birebir dinlemeye çalışıyoruz kıymetli hocam. Ayrıca kıymetli hocam, Ravza Kur'an kursumuzda şu an 16 öğrencimiz kayıtlı devam ediyorlar. İşlerinde Kur'an kime geçen öğrencilerimiz var. Eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Geçen oyuncakları aldık, ısıcanı almaya çalıştık. Yani kıymetli hocam, hedefimiz güzel bir program olsun, güzel bir esir olsun diye uğraşıyoruz kıymetli hocam. Hocam, depremde hasar almış camilerimiz, Kur'an kurslarımızın tadilatı, tamiratı yapılıyor değil mi hocam? Evet değerli hocam. Evet. Hocam, onlara da elimizden geldiği kadar çalıştık. Halkımız destek oldu, Allah razı olsun. Onları bitirmeye çalışıyoruz. Büyük anlamda bitirmiş durumdayız. Bizim içimiz hamdolsun çok büyük zarar görmemişti. Ama yıkılan camilerimiz, evlerimiz vardı. Buna büyük kısmını şu an hallettik. Büyük bir sorunumuz yok hamdolsun. Şu an devam ediyoruz. Camilerimizde Ramazan ayında mukavele-i şerifler, evet. Hatim-i şerifler okunacak inşallah. İnşallah hocam. Evet. Evet hocam. Ağaç dikme etkinliğiniz hocam dikkat çekti. Evet. Evet. Ulu Karakamımızın bünyesinde bu şekilde bir etkinlik vardı. Biz de katıldık. Destek olduk. Beraber ağaç dikmiştik. Allah olsun. Dedik hocam, yeter ki güzel bir eserimiz kalsın, güzel bir etkinliğimiz olsun, insanlara bir faydamız olsun. Bunun için uğraşıyoruz. Mevlam bizi halkımıza hizmette ayırmasın inşallah kıymetli hocam. İnşallah hocam. Sabah namazı buluşmaları, gençlik buluşmaları, gençlik koordinatörlüğümüzün, orada engelli koordinatörümüz, bağımlılıkla mücadele koordinatörlerimizin çalışmalarının olduğunu evet. Biliyoruz hocam. Değerli hocam, ben kendim bizzat teknoloji bağımlılığı hakkında artı mahremiyet konusunda öncemize ders vermeye çalıştım yazın ve başka Kur'an kurslarımızda. Çünkü gençlerimiz şu an en büyük sorunu kıymetli hocam teknoloji bağımlılığı. Bunun için hatta geçen hafta yine biz ders işlemiştik. Gençlerimize ömürlerini değerli yaşamalarından, ömürlerini boş geçirmemelerinden, dünya peşine kapılıp gençliği öldürmemelerinden konuşuyoruz. Mevlam gençlerimizi salih insanlar kılsın değerli hocam. Hocam, bir de bu depremde hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin rahmetle anıyoruz. Ailelerini ziyaret ediyorsun birebir. Evet. Gidip onların acısını paylaşıyorsunuz. Çok güzel bir hizmet. Onların kabirlerine gidiyorsunuz. Hocalarımız ile orada aşırı şerifler, Yasin-i Şerifler okuyorsunuz. Hakikaten güzel çalışmalar. Sizi tebrik ediyoruz hocam. Değerli hocam, gençler o gün biz birebir evlere gittik. İnanın çok memnun kaldılar. Hatta bir teyzemiz oturup ağladı. Dedi bana kimse gelmedi. Dedi siz geldiniz. Dedi, Allah olsun dedi. Bir de dua etti. Biz de duasını aldık kıymetli hocam. Evet. Ramazan ayında çalışmalar ne olacak hocam Ramazan ayında? Kıymetli hocam, biz programımızı yaptık inşallah. Camilerimizde mukabele okuyacağız. Teravih namazları kılacağız. Her gün namazdan önce vaazlar yapmaya çalışacağız.
Ayet-i Hanım kardeşlerimiz için yine hem cami dersleri, hem Kur'an dersleri, hem mukavim olacak inşallah. Bunlar ilçemizdeki hedeflerimizdir. Bunun yanında köylerimize gitmeye çalışıyoruz. Onlara dersler yapmaya çalışıyoruz ki onlarımız da istifade etsinler. Hatta biz geçen niyetimizi aldık. Hocalarımızı alıp hem erkek hem hocalarımlar ders işleyelim, bir vaaz yapalım diye düşünüyoruz. Çünkü köylerimizde hocanın fazla yok. Onlara gitmeye çalışıyoruz. Mevlam tesirini halk etsin inşallah. Kıymetli hocam. Evet, Üzeyr peygamberin makamı var herhalde dedi mi hocam? Evet, kıymetli hocam. Evet, biraz anlatır mısınız hocam? Kıymetli hocam, orada Üzeyr peygamberin ziyareti var, türbesi var. O da metfun olduğu ve makam olduğu rivayet ediliyor. Kendisi orada makamı var ve çok ziyaret edilen bir yerdir. Hocam bu Üzeyr aleyhisselam hem Yahudilik hem İslam'da peygamberdir. Ve kendisi Kur'an'da ismi geçen bir peygamberdir. Ve Allah-u Teala kendisini sorusu yüzünden Allah'ım sen öyle nasıl diriltirsin diye soruyor. Diyor Cenab-ı Hak ya Üzeyr, ona bir uyku hali veriyor. Ve arkadaşlar 100 yıl uyuyor orada. Ve uyandığı zaman eşeğinin dayanında olduğunu, Mekke'nin yanında olduğunu ve yiyeceklerin yanında olduğunu görüyor. Diyor ki ya Üzeyr, biz ölüleri böyle diriltiriz. Yani senin bak 100 yıl uyumuşsun, tekrar dirilmişsin. Biz seni nasıl öldürüp diriltmişsek işte biz insanı bu şekilde dirilteceğiz buyuruyor. O yüzden Üzeyr peygamber Kur'an'da ismi geçen kıymetli bir peygamberdir. Burada makamı, yani mezarı mevcuttur. İnşallah ziyaretçilerini bekliyoruz. İnşaat devam ediyor değil mi hocam? İnşaat var. Şu an büyük kısmı şu an tamamlamış durumda. Orada ziyaret türbelerimiz tamamdır. Mescidimiz var. Bayan bölümü var. Dernek bölümü yapılmış. Ayetten market var. Abdestlik lavabosu var. Abdestliği falan var. Evet. Şu an büyük kısmı tamamlamış durumda. İnşallah hedefimiz oraya bir Kur'an kursu yapalım. Yatılı Kur'an kursu olsun diye hedefimiz var. İnşallah başarabilirsek bunu da yapacağız kıymetli i̇nşallah hocam. İnşallah hocam. Rabbim şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Amin inşallah. Evet kıymetli dostlar, bu sohbetin sıcak ikliminde Gerger ilçe müftümüz Adem Bozkurt hocamız ile hoş bir sohbetimiz oldu. Bu haftada Adıyaman Mercan TV ekranlarında hanelerinize misafir olduk. Rabbimiz ömür verirse önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konumuz ile hanelerinize misafir olacağız. Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan gül yüzlü peygamberin şefaati üzerimize olsun. Beraatın feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvamıza olsun. Ramazan-ı Şerif ayınızın müjdecisi beraat geceniz şimdiden mübarek olsun. Vakti şerifleriniz hayır olsun, hayırlar feth olsun. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.